Burayı yaklaşık 4 ayda hazırladık aslında. 2 ayı çok yoğun geçti. 2 ayı işin bürokratik kısmıyla geçti. Müzenin 3 yıllık geçici mekanı burası. Bizim buradaki hedefimiz tabii Karaköy'deki 800 metrekarelik müzeyi 500 metrekareye taşımaktı. Burada bütün departmanlarımızı yanımıza getirmek istedik. Bir hafıza, bellek kaybı yaratmak istemedik. Yerleşik bir İstanbul modern algısı var. Bunu geçici mekanımıza yaşatmanın bütün yollarını denedik doğrusu. Dolayısıyla yine geçici sergi salonları, koleksiyon katı, fotoğraf galerisi ama kafesi, sineması, mağazası, kütüphanesi, eğitim bölümü. Bunlar bizim müzemizin disiplinler arası çatısı. Burada bütün diğer yan aktivitelerin hepsi aslında sergilere referans oluşturur. Şu an için koleksiyon katımızdayız. Müzenin kendi koleksiyonu 15 yıllık süreçte bir aile gelişti. Şuna dikkat ediyoruz. Koleksiyonun kendine özgü bir takım gelişen damarları var, referansları var. Bunlar aynı zamanda aslında sanatın 50-60 yıllık süreçteki ortak bağlamları, sanatçıların çok üzerine durdukları, düşündükleri ve ürettikleri bağlamlar. Dolayısıyla örneğin içinde bulunduğumuz bölüm kent üzerine kurulu. Öbür tarafta bir doğa var. Hemen arkamdaki bölümde ise büyük politikalar, sonuçlar, savaşlar, yıkım. Bunun etrafında örülü insan dünyası ve insan doğası var. Burasını 3 yıllığına hedefliyoruz. Niyetimiz 36 ay sonra geçici mekanda taşınıp ana binamızı açmak. Biz hep koleksiyon sergilerimizde hatırlarsanız zaman üzerine durmaya çalışıyoruz. Yani zamanın vurgusunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu sanatın belki de en temel sorguladığı alan. Kendisini şu anda düşünen birisinin aslında şu anı düşünürken şu anı kaybetmesi üzerine kurulu. Sanat da böyle düşünür ve hep kendi zamanını önemli görür, değerlendirmek ister, yansıtmak ister, eleştirir. Dolayısıyla şimdinin peşinde hem moderni hem çağdaşı düşünmek için bir bakış hattı oluşturan bir fikir aslında. Bizim bütün sergilemelerimizde hem modern sanatçılar hem çağdaş sanatçılar belirli temalarla birbirine bağlanır. Dolayısıyla şimdi aslında 60'ların şimdisi bir taraftan da. Şimdi 2018'in şimdisi aynı zamanda. Ama hiçbir şey değişmiyor. Belki ifadeler, malzemeler, üsluplar değişiyor. Ama sanatçıları şimdiyle olan hesaplaşmaları her zaman var. Bu alan daha aktüel, daha canlı dönüşecek. Yani koleksiyonun dönüşebilmesi, hızlı ziyaretçiyle tekrar yeniden buluşabilmesi için hem aktüel projeler yapması lazım hem de aynı zamanda tabii sergiyi besleyecek konuşmalar, düşünsel alanlar, etkinlikler gerçekleştirmesi lazım. Önümüzdeki süreçte de bunları programlamış olacağız.